Dünya 4,5 milyar yaşında. Yazmayı keşfettiğimizden beri biz dünyanın güneş etrafında 2016 defa döndüğünü sayabildik. Bugün teknoloji sayesinde daha iyi bir gelecek hayali kuruyorsak içimizde durduramadığımız meraktan ötürüdür. Peki bugün ne kadar meraklıyız? Merhabalar, benim ismim Metin ve Hayri'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirdiğimiz ziyareti sizlerle paylaşıyor olacağız. Aslında bu bölümün girişi için güzel bir video çekmeye uğraştık. Ancak ne yazık ki çok güzel, çok iyi olmadığı için sizlerle paylaşmamaya karar vermiştik. Ancak ben yine de bunu sizlerle paylaşıyor olacağım çünkü güzel bir iş çıktı ortaya. O zamandan beri, yaklaşık bir 2 yıldan beri de yanılmıyorsam, buradaki kompleksinde faaliyetlerine devam ediyor. Bugün Kocaeli Bursa Bilim Merkezi'nden çok çeşitli... Bugün Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'ndeki... Şimdi iyi bir giriş yaptığımı varsayalım ve sözü profesyonel birisine verelim. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin nasıl ortaya çıktığını öğrenelim hep birlikte. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi 2010 yılının projesiydi başlangıcı. Burada genel ziyaretçilere bilimsel farkındalık yaratma adına etkinlikler düzenliyoruz. Yaklaşık 200'e yakın deney düzeni var içeride. Planetaryum var, simülatör cihazlarımız var. Hani mekanikle ilgili, ışıkla ilgili, sesle ilgili, suyla ilgili ve aklınıza gelebilecek bilim ve tüm alt disiplinlerle alakalı olarak yaparak, yaşayarak öğrenebileceğiniz düzenekler yer almakta. Bir bilim merkezini keşfe çıkmanın en güzel tarafı, hiç şüphesiz bütün düzenekleri dinleyebilecek olmak. Bu keşif yolculuğunda bana yardım eden bir arkadaşımla sizi tanıştırayım. Farid. Kendisi Azerbaycan'dan gelen bir yabancı öğrenci olarak Malatya'da okuyor. Birlikte illüzyon deneylerini, potansiyel enerjiyi hareket enerjisine dönüştüren düzenekleri, sesin oldukça iyi yansıtıldığı fısıltı çanaklarını ve daha pek çoğunu deneyimledik. Şimdi dilerseniz bu merkezi kimlerin ziyaret ettiğini, nasıl kurulduğuna dair bilgileri dinlemek için yine uzmanımıza dönelim. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde organizasyon sorumlusu Konuray Bey ile birlikteyiz. Bilim merkezinde sahip oldukları deneyim düzenekleri ve ziyaretçileri hakkında bilgi alacağız. Acaba ayda kaç kişi ziyaret ediyor buradaki bilim merkezini? Şöyle yaklaşık olarak 12 bin ile 15 bin arası aylık bir ziyaretçi potansiyelimiz var. Yıllık da baktığımızda 200 bin yakın ziyaretçi alıyoruz. Sömestr ve yaz dönemleri biraz değişik gösterse de totalde 15 bin civarı ziyaretçi aldığını söyleyebiliriz herhalde. Ya bunların peki pek çoğunun çocuk olduğunu söyleyebilir miyiz? Tabii özellikle hafta içi okullar randevu olarak bilim merkezini ziyaret ediyorlar ve günde de 600'e yakın grup halinde özellikle 8-14 yaş öğrenci grubunun merkezi ziyaret ettiğini söyleyebilirim. Grupları buraya çeken en önemli şey herhalde deney düzenekleri olsa gerek. Yani burada kaç tane deney düzeneğiniz var ve hani bu deney düzeneklerinin oluşumu hakkında, yani üretilmesi hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Şöyle 200 yakın içeride deney düzeneği var. Bunun için mutlaka interaktif bir sergimiz oluyor. Şu an Facebook Mars sergisi var. İnsanoğlunun Mars'la yüzleşmesini anlatan bir sergi. Deney düzeneklerini büyük bir kısmımız ithal ettik yurt dışından, Almanya ve Hollanda firmalardan. Ancak geri kalan kısmını %20'sine yakında kendimiz üretiyoruz. İçeride bir tek ekibimiz var, 13 kişilik dev bir ekibimiz. Onları yeni üretimler yapıyorlar. Hem cihazların bakımını, iyileştirmesini ve arızalarını tespitini onların da yapıyorlar. Muhtemelen ziyaretçiler burada en çok müze değil burası, merkez. Ve bize dokunmak yasak. Bizim önemli mottomuz bu. Müzeye giderseniz sadece izleyip bilgileri alıp geri dönersiniz. Ama bizde her şeye gelen ziyaretçiler temas etmek zorundadır. Burada herkes yaparak, yaşayarak öğrenecek algısı vardır bizde. Ve bu da büyük ihtimalle çok dikkat çekiyor. Yaparak öğrenme en etkili öğrenme metotlarından biridir. Okuma gibi geleneksel bir yöntemin aksine yaparak öğrenme sayesinde üzerine çalıştığımız konunun akılda kalma oranı %75'e kadar çıkabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki University of California'nın yayınladığı oldukça eski bir makale de bunu doğruluyor zaten. Katılımcıların geçmişteki deneyimleriyle yakın ilişki performanslarını iyileştirmiş. Bunun anlamı şu, eğer bilim merkezindeki cambaz bisikleti bir kez kullanır ve anlarsanız, hayatınız boyunca onun nasıl çalıştığını çözebileceksiniz. Farid, planetaryuma doğru gidiyoruz. Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün gezimizin devamında planetaryum var. Şimdi beraber deneyip göreceğiz. Ve tamamen bedava. Planetaryum mu? Kilitliymiş. Olmadı. Diğer kapıyı deneyelim mi? Pekala, heyecanlı mısın? Buradaki kapı bu sefer açılacak mı? Ve 3, 2... Kapalıymış. Hadi be. Her ne kadar Farid ile planetaryumu göremesek de Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi farklı onlarca düzeneğin bulunduğu bir yer. Üstelik sadece düzenekler değil,
hafta sonları gerçekleşen atölye çalışmalarıyla da ziyaretçilere açık. Videonun sosyal mesaj kısmına gelirsek, bilim merkezine uğramamazlık etmeyin. Çünkü içinizdeki merakı ateşli tutabilecek veya aklınızdaki sorulara yanıt olabilecek Türkiye'de çok da fazla yer yok. Keyfini çıkarın. Herkese bugün Kocaeli... Oo abi, ben niye Kocaeli'de duruyorum ya? Birazdan defolarmaktan vazgeçeceğim. Kocaeli diye diye. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi. Merhabalar, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'ndeyiz. Yanımızda bu sergi alanlarından sorumlusunuz. Yok, organizasyon sorumlusu. Tamam. Konuray, organizasyon sorumlusu. Samir şu anda düzeneyi... Döner illüzyon düzeneğinin yanındayız. Farid şu anda düzeneyi çözmeye çalışıyor. Farid, bize bu düzenek hakkında bir şeyler söylemek ister misin? Düzenek dönerek çalışıyor.